Rıza Çalınbay geldi. Takıma yeni bir hava geldi. Yeni bir teknik direktör ve galibiyet de alındı. Ki sanki bu maç özelinde oyun bir yana en çok gerekli şey de 3 puandı. Ya mutlaka Rıza Hoca geldi, hoş geldi. Rıza Hoca yuvasına geldi. O yüzden herhalde en mutlu olan kişilerden biri de Rıza Hoca. Çünkü Beşiktaş'ta olmayı çok istiyordu. Daha önce kısa bir dönemi olsa bile o Rıza Hoca'yı kesmemişti. Yani hayallerini gerçekleştiren insanları görmek beni her zaman mutlu ediyor. Evet. Şimdi birinci hayali gerçekleşti. Beşiktaş'ın teknik direktörü olmakla. İkinci hayali de orada başarılı olmak. Hatta orada şampiyon olmak. Temenni ediyorum Rıza Hoca. Ki gerçekten futbolcu olarak Beşiktaş'a o derece büyük emekler verdi ki o camiayla bir şampiyonluğu da Rıza Hoca bence hak eden hocalarımızdan bir tanesi. Tabii dün takımda üst düzey bir özveri olacaktı. O benim beklentimdi. O özveriyi gördük. Taraftar hem takım hem Rıza Hoca'yı destekleyecekti. O desteği gördük. Son haftalarda yönetim aleyhine yapılan tezahüratlar artık yerini tamamıyla takıma desteği bırakmıştı. Oyuna baktığımızda evet daha üstün oynayan bir Beşiktaş vardı. Evet, kadro ama, da çok eksik vardı. Tabii bu tamamıyla bu özveriden kaynaklandı. Hı-hı. Hatta böyle biraz da özveriye rağmen endişeleriniz varsa hı-hı, çok iyi bir oyun oynamayabilirsiniz. Özellikle ilk yarıda Beşiktaş'ın temposunu ben biraz düşük gördüm. Başakşehir de iyi bir takım. Demin de konuştuk. Evet. Ama devre arası sanki ilk yarıdaki o hataları da tespit edip hı hı, ikinci yarı mutlaka bu maçı kazanacağız kararlılığıyla sahaya çıkan Beşiktaş hemen ikinci yarının başından itibaren bence büyük bir üstünlük kurdu. Pozisyonlar üretmeye başladı ve 1-0'ı da buldu. Tabii o 1-0'da aslan payını Muleka'ya mı versem Rebiç'e mi versem bilemiyorum. Çünkü ben Rebiç'i biraz ön plana çıkaracağım. Hı hı. O da şu. Bu sene bence en iyi maçını oynadı Rebiç. Evet, beklenen yükselişe geçti sanki. Asistleri de var diğer maçlarda. Hem süre olarak daha uzun süre hı hı, sahada kaldı. Hem de Rebiç bundan sonra bence çok daha iyi oynayacak. Sizce oyundan çıkmasının sebebi yorgunluk muydu? Çünkü performansı iyiydi. Kesinlikle. 76'da oyundan çıktı. Şu ana kadar böyle çok az süre almış bir oyuncunun öyle bir tempoda oyunun tamamını kaldırması mümkün değil. Şimdi bakın Rebiç gibi ismi büyük, kalitesi büyük futbolcular, geçmişteki performansı da büyük futbolcular bir takıma gittikleri zaman işte belki de çok tasvip etmesek bile biraz daha esas çocuk konumunda olmak isterler halk tabiriyle. Şimdi Abubakar'da Cenk yoktu. Abubakar'ın varlığıyla bunun Rebiç'in esas çocuk olması arasında bir sorun yok. Mevkiler farklı. İşte bakıyoruz Galatasaray'da bir Icardi var, bir Muslera var. Evet. Veya bir Icardi var, bir Torreira var. O yüzden Fenerbahçe Dzeko'yu getirirken Dzeko'yu böyle lider futbolcu, büyük futbolcu mesajlarıyla getirdi. Veya taraftar dahil olmak üzere Dzeko'ya sen bizim için önemlisin, bu takımın kurtarıcılarından biri olacaksını hissettirdi. Bu bilinç de herkese aşılandı aslında. Beşiktaş Rebiç'e bunu hissettirdi mi? Bence hayır, hissettirmedi. Hayır. İşte böyle olunca da Rebiç'in performansı biraz geri planda kaldı. Hatta bu futbolculara veya onlar en azından çok iyi oynamadıkları dönemlerde de daha fazla süre isterler, forma isterler. Beşiktaş'ta Rebiç sıradan bir futbolcu davranışlarıyla karşılaşınca moralman da biraz çökmüş bir Rebiç vardı. Rıza Hoca geldiğinde basın toplantısında zaten net bir şekilde o mesajı verdi. Yani Rebiç'e sen benim için özelsin, senin özelliğine uygun bir davranışı, bir saygıyı benden göreceksin mesajını verdiği için Rebiç dün farklıydı. Doğru. Gelecekte de farklı olacak. Aynı şey Zainuddinov için de geçerli. O yüzden hoca değişikliği deriz ya, dokunuşlar bunlardır. Yani bakın belki bunun tam tersi bir örnek Raşika için konuşulabilir. Yani Raşika'ya dün süre vermemekle belki Raşika hafif bir burukluk içine girmiş olabilir. O yüzden bence Beşiktaş'ın Rıza Hoca'nın gelişiyle artı dün alınan galibiyetle yeni bir dönemin başladığı için
Beşiktaş'ın işleri daha da kolaylaştı. Hatta başkan adaylarının işi kolaylaştı. Şu an eğer Rıza Hoca gelmemiş olsaydı başkan adaylarının hepsi seçilirsem kiminle çalışacağım diye düşüneceklerdi. Şu an onu düşünmüyorlar. En azından önlerinde iyi giderse Rıza Hoca, ki Beşiktaş'ın hemen milli ara dönüşü bence çok zor. İki maçı da var. Bunlardan biri Samsun, biri Ankara Gücü. İkisi de deplasman. Evet, Samsun Spor mücadelesinde bu arada Rebiç oynayamayacak tabii, sarı kart görmesi sebebiyle. Arada bir de Kulüp Brüj maçı var içeride. Bu da çok zor bir maç. Yani 3 tane zor maç Rıza Hoca'yı bekliyor. Evet. Bu olmazsa olmaz. 2, seçimden hemen sonra oynanacak bir Fenerbahçe derbisi var içeride. Büyük zor bir ihtimalle maçlar. Hangi başkan seçilirse seçilsin, seçimden hemen sonraki Fenerbahçe maçına Rıza Hoca'nın çıkmasına okey diyecektir. Bu 4 maç hem Beşiktaş'ın hem Rıza Hoca'nın geleceğini belirleyecek. Kaldı ki iyi gidişat halinde kim gelirse gelsin Rıza Hoca ile devamı tercih edeceklerdir. Olur. Hele hele İyi taraftarın bir gidişat olursa da evet, desteği olduğu sürece. Tabii dünkü maçın 3 puanı ne kadar önemliyse bence bu artılar da Beşiktaş adına bir o kadar önemli. Bakın şunu diyoruz artık, 9 puan. Belki de bu 9 puan senin hala o yarışta kalma umudunu sana veriyor. Evet. Ve bunun işte biraz daha azalması demek o yarışta olacağın anlamına gelir. Beşiktaş'ta sular durulmaya başladı bence. Peki Raşit'sa için şunu söyleyelim. Kosova milli takımına davet edildiği için dünkü maçta forma giyemedi. Belki milli aradan sonra şans verebilir Rıza Hoca diye düşünüyorum. Ve Kosova-İsrail maçında da Kosova 1-0 İsrail'i yendi ve gol de Raşit'sa'dan geldi. Bunu da eklemiş olalım. Ama bence şans verecektir sonraki haftalarda. Ben... Dün müydü o maç? Evet. Evet. Orada... Euro 2024 elemeleri I grubu erteleme maçında Kosova İsrail'e 1-0 mağlup etti ve gol de Raşitza'dan geldi. Ben yeni takıma davet edildiği için oynayamamıştı. Ben onu tamamıyla atladığım çünkü için... 15 Ekim'de oynanması planlanıyordu bu karşılaşmanın. Güvenlik gerekçesi sebebiyle ertelendi. 12 Kasım tarihinde oynandı. Bu sebeple Milot Raşitza kadroda yoktu Rams Başakşehir'e karşı. Bu benim atladığım konulardan biri oldu. Olabilir. Bütün izleyenlerimizden o yüzden özür diliyorum. Raşika'da o zaman dört gözde takıma tekrar dahil olmayı mutlaka bekliyordur. Geldiği zaman Rıza Hoca o dokunuşu ona da yapacaktır. Zaynutdinov'u biraz konuşalım isterseniz. Çünkü bek olarak görev yapıyordu. Hem Burak Hoca'yla birlikte de. Ama şimdi dün sağ kanatta görev yaptı. Orası biraz Milot Raşitsa'nın yeri sanki. Ama sizce o bölgede nasıldı? Milot Raşitsa'yla bir forma rekabeti de yaşanabilir mi ilerleyen günlerde? Rıza Hoca onu başka yerlere de kaydıracaktır. Raşika'nın performansına bağlı olacaktır. Ama konuşmasında şu açıklamayı yapmıştı. Zaynuddin o bizim için önemli futbolculardan biri. O dokunuş ona. Oynadığı mevki de yanlış veya onun için çok doğru olmayan bir mevkiydi. Yani sol bek düşünmediğini net bir şekilde söyledi. Evet. Bence Zaynuddinov'u biraz daha ofansif bölgede kullanacaktır. Bu oradaki oyuncuların performansına göre sağ kanat sol kanat olabileceği gibi Zaynuddinov'u rahatlıkla ofansif yönde merkezde de kullanabilir. Yine oradaki oyuncuların performansı direkt olarak ona etkileyecek. Dün de tatsız bir sakatlık yaşadı ne yazık ki. Bir görselde paylaşıldı mı bilmiyorum, dikkat ettiniz mi? Çok bakılacak yani, tipten değildi ama çok geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bu konuyla ilgili bir yorumunuz var mı? Geçmiş olsun. Yani bu tür kazalar futbolda maalesef var. Evet, maalesef. Biz bir de hakemi de hemen buna dahil edip ya hakem işte kart göstermedi, faul vermedi tarzında. Şimdi bir köşeye sorum okuyacağız. yorumlar da yapıyoruz. Ama ben rakip futbolcunun bu konuda tamamıyla isteyerek yapmadığını mutlaka düşünenlerden ekranlara inandığını. Ekranlara da geldi zaten. O yazıyı da tabii. Beşiktaş Futbol Kulübü sosyal medya hesabından Zaynuddinov'un fotoğrafını paylaşıp yorumsuz başlığını da tercih etti. Tekrar geçmiş olsun dileyelim ve Efrat Aydınus'un Hürriyet Gazetesi'ndeki bugünkü köşe yazısına bakalım. Dünkü pozisyonla ilgili yüzü rakibin dirseğine çarpıyor başlığıyla yer alan bir yazı. Hemen aktarıyorum.
Bahtiyar'la Opoku arasındaki pozisyonda Beşiktaş tarafı ikinci sarı kartı bekledi. Fakat 3 açıdan da izlendiğinde pozisyonda Opoku'nun kolunu omuz hizası veya buna bir yakın yere açarak kural dışı kullanımı mevcut değil. Tam aksine Bahtiyar'ın topa arkadan müdahale edecekken ayağıyla topa uzandığını eğilerek gelmesi ve kafasının aşağıya doğru inmesinden dolayı o hızla kendisinin Opoku'nun dirseğine yüzünün çarpması söz konusu. Talihsiz bir olay Bahtiyar için. Dolayısıyla burada ikinci sarı kartın olmaması doğrudur. 68. dakikada Banu Muleka'ya yaptığı bilinçli bir şekilde kural dışı el ve kol konusu kullanımında gördüğü sarı kart yorum olarak bu iki pozisyon arasındaki farkı bize aslında gösteriyor tabii diyor. Opoku kesinlikle biraz da yapısından dolayı ki o pozisyonu şu an bir daha göz önünde bulundurursak iki futbolcu iyi niyetle o mücadelenin içindeydiler. Tabii birinin dirseğine siz çarparsanız bu derece ağır hasar almazsınız. O ara otomatikman kol da geri geliyordu ama bunlar doğal şekilde olduğu için orada bir kartın olmamasını ben de doğru görüyorum. Peki maçtan ziyade bir de Beşiktaş adına isterseniz bu adaylık konusunu konuşalım. Çünkü dün Serdar Adalı bir basın toplantısı düzenledi ve aday olduğunu da açıklamış oldu. Seçilmesi durumunda Rıza Çalımbay'la yola devam edeceğiz dedi ve sportif direktörlük için Mehmet Özdilek'le de şimdiden anlaştıklarını söyledi. Şimdi Serdar Adalı'nın da aday olması acaba diğer isimler açısından nasıl karşılanır sizce? Ki Serdar Bey de Beşiktaş camiasının yine halk tabiriyle ağır toplarından bir tanesi. Evet. Kaldı ki onun tarzını da Beşiktaşlılar bizden daha iyi bilirler. Biraz iddialıdır. O iddiaları gerçekleştirme adına her türlü fedakarlıklarda bulunur. Dün zaten o konuda da net mesajlar verdi. Evet. Kulübün bütçesine göre iyi transferler yapacağız. Eğer yok o bütçede sıkıntı varsa biz kendimiz de o bütçeye destek vereceğiz dedi. Hatta Talisca'nın transferinden bahsetti. Evet. O olmazsa ondan daha iyisini getireceğiz dedi. Bunların hepsi güzel şeyler. Beşiktaş'ta seçim yarışının da çok heyecanlı geçeceği çok net bir şekilde ortada. Ama her şey bir tarafa. Böyle biraz daha barışın belki de ön planda olacağı söylemleri ben bütün Beşiktaş başkanlarından bekliyorum. Evet Beşiktaş'ın son dönemde çok canı yandı. Federasyonla olan o fikir ayrıcalıkları, evet, hatta tartışmalar, onların deyimiyle kavgalar, belki hakem kararları. Artık camia içinde ki Serdar Bey'in açıklamasında İçerideki ve dışarıdaki muhalif gruplardan bahsetmişti. Hı hı. Bence Beşiktaş eğer kenetlenebiliyorsa, seçilen başkan seçilmeyen başkanlarla kenetlenebiliyorsa Beşiktaş'ın en büyük kazancı bu olur. Bence Beşiktaş'ın bunu hedeflemesi lazım. Şu an muhalefet gibi görünen grubu da bu başkanın kucaklıyor olması lazım. Çünkü konuşulan isimler gerçekten çok değerli isimler. Tabii. Daha o güne kadar belki yeni isimler, hatta birleşmeler olabilir mi? Onları da hep beraber yaşayacağız. Peki Emre Kocadağ'ı düşündüğümüzde, şimdi Serdar Adal'ın da onunla ilgili bir yorumu vardı. İçeriden birinin tekrar devam etmesi ne derece doğru diye. Size de sormuş olayım, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya her şey bir tarafa, oraya üye olan veya başkanlık adaylığı şartlarını yerine getiren herkesin o mevkiye talip olması onun en tabii hakkıdır. Tabii. Kaldı ki içeride olan birinin kulübün son durumu ile ilgili bütün bilgilere sahip oluyor olması, hatta orada sorumluluk sahibi olması onu biraz daha avantajlı duruma bile getirebilir. Ama tabii ki olumsuz gidişatta onun da bir payı mutlaka vardır. Bu Beşiktaş'a bence biraz zarar verebilecek konulardan biri. Bütün bu olumsuzluklarda Emre Dağ bile büyük bir Koca Dağ bile bir açıklama yapmayacaktır. Çünkü bazen denir ki ya hata bende değil onda. Evet. Bu şu anki yönetiminde kendi arasında birbirini eleştirmesi anlamına gelir. Demin dedim. Beşiktaş'ın artık muhalif gruplara değil, bütün muhalif grupların birleştiği bir anlayışla çok büyük bir konsensüse ihtiyacı var. Temenni ediyorum. Bütün camia, taraftar dahil bunu sağlasın.